Hangi velinin kızını Kerbela'da kurt kaptı? Allah Allah. Hocaya sorduğu soruya bakın. Hangi velinin kızını Kerbela'da kurt kaptı? Hoca demiş ki, ya bu sorunun neresini düzelteyim? Cevap vermek için önce bu soruyu düzeltmek lazım. Baştan sona yanlış soru. Bir kere hangi veli değil, hangi nebi? Kızı değil, oğlu. Değil mi? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu. Kerbela'da değil, Kenan'da. Kurt kapmadı, kuyuya attılar. Kurt kaptı diye getirip gömleğini verdiler babasına. Kurt yedi diye. Yani soru baştan sona yanlış. Şimdi konuşulan dil baştan sona yanlış neredeyse. O kadar bozulmaya uğramış. Kur'an-ı Kerim'in dili bu mu? Peygamberimizin hadislerinin dili bu mu? Bu Arapça bizim konuşmak için değil, Kur'an-ı Kerim ve sünneti anlamamız için, İslam kaynaklarını anlamamız için öğrenmemiz gereken bir Arapça. Biz dil okulu değiliz. Yani biz İmam Hatip Lisesi'yiz. Herkesin bir rolü var, işlevi var. Bunu yapmak isteyen gerekli yerlere başvurur, gider. Konsolosluklarda mı açılır, nerede açılıyorsa. Bir sürü dil kursu var. Yani bunu yapan arkadaşlarımız da var. Oralardan istifade eder. Yani okullarımızın tabiatını değiştirmeye yönelik böyle manipülasyonlara, böyle ayak oyunlarına girmeye gerek yok yani. Okullarımızın bir kuruluş amacı var, ismi var. Değiştirmeye yeltenirseniz bunları işin ruhu zedelenir. Biz Araplarla konuşmak için değil, anlaşmak için değil. Bunu da yapmak gerekiyor ayrı konu. Araplarla anlaşmaya gerek yok demiyorum. Ama onu yapmak için başka merciler, başka müesseselere başvurulur ya da oluşturulur, kurulur. Onlardan istifade edilir. Bizim amacımız farklı. Bizim amacımız nedir? Kur'an'ı ve sünneti anlamak, anlatmak, yorumlamak, İslami ilimleri anlatan kitapları. Şimdi sevmiyorlarmış. Niye sevmiyorlar? Aslında insan isterse sever. Niye istemiyorlar? Vakitleri çok değerli çocukların. Niçin değerli vakitleri çocukların? Üniversiteyi kazanacaklar çünkü. Yani eğitim böyle bir süreç işte. Birbirinin peşi sıra gidiyor. Üniversite sınavında soru çıkmıyor. Soru çıkmayan dersi sevmiyor öğrenci. Çünkü ona ilgi duymuyor. Vaktini işgal ediyor olarak görüyor o dersleri. Ama üniversite sınavından daha önemli sınavlar yok mu şu hayatta? Yani onları da düşündürmemiz lazım. Şimdi sizin sadece üniversite sınavını değil, Kur'an-ı Kerim gibi bir hayatımızın kitabını anlamayı, sünneti anlamamızın gerekliliğini bir kere birinci madde olarak hayatın en temel gayesi olarak önünüze koymanız lazım ki ondan sonra gelir diğer hedefler. Bunu yaptığınız zaman zaten Allah önünüzü açar. Yani bir engel olarak değil, Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti, İslam dinini anlamamız için bize gösterilen yolu bir vakit israfı gibi gördüğümüz zaman zaten baştan kaybetmişiz demektir. O zaman burada ne işin var kardeşim? Yani başka okullar da var. Yani düz liseye git. Düz liseden üniversiteye gir. Yani İmam Hatip'ten mezun olan öğrenci üniversiteye girmesini mi diyoruz? Hayır. Bakıyoruz. Gerçekten de başarılı öğrencilerimiz üniversiteye de giriyorlar. Yani ben şu açıdan da savunuyorum. Bizim meslek derslerimizin bir engel olmadığını düşünüyorum üniversite kazanmaya falan. Başarılı öğrenci meslek derslerinde de başarılı. Üniversite sınavında soru çıkıyormuş, çıkmıyormuş bakmıyor, çalışıyor. O başarısız öğrenciler var ya, çalışmayan öğrenciler, meslek derslerini engel olarak görenler bakıyorsunuz. Peki madem engel, sen bu meslek derslerinden başta Kur'an-ı Kerim, Arapça, işte Kur'an-ı Kerim'de ezberler var. Arapça anlamıyorum. Tefsir, hadis,
engel oluyor bana. Matematik çalışmama, edebiyat çalışmama falan engel oluyor. Fizik, kimya, biyoloji. Bakıyorsun o dersleri de zayıf. Sen madem meslek derslerine çalışmamanın sebebini diğer derslerine engel olarak görmen o şekilde gerekçelendiriyorsun. Hani diğer derslerin ne oldu o zaman? Meslek derslerine çalışmadığın için diğerlerin süper olması lazım. O derslerin de zayıf. Demek ki bu bir bahane. Böyle bir sebep yok. Sadece bahane. Yani 38-39 yıllık bir meslek hayatım var. Elhamdülillah. Şimdiye kadar gördüğüm bu tecrübeyle. Gördüğüm bu. Yani bahane. Ben teneffüste saz çalıyordum. Çocuklar istiyorlardı. Hocam bize saz çalar mısınız? Derste değil de teneffüste ben öğretmenler odasına gitmeyeyim. Tamam bir ilahi söylerim size. Teneffüsümden feragat ediyorum. Ondan sonraki dersin başına da belki bitmediyse 2-3 dakika yansıyor yani dersin ilk 5 dakikası da belki. Sonraki dersin ilk 5 dakikası da gitmiş olabilir. Bunu inkar etmiyorum. Ama sanki dersin başından sonuna saz çalmışım da ders işlememişim gibi şikayet edildiğimi de biliyorum. Sınıfın yarısı başarılı. Başarısız olan çalışmayan öğrenciler, dersi dinlemeyen, ilgi göstermeyen öğrencilerden birisi demiş ki evde, hoca ders işlemiyor ki zaten saz çalıyor, biz bir şey anlamıyoruz. Veli toplantısında bu söz konusu edildi. Ben de dedim ki, hayır bakın ben sadece sizin o anlamadığı, yapamadığı için başarısız olan çocuklarınız için, o başarılı olanlara yapalım mı edelim mi diye de sormadan, onların adına da karar vererek, onların hakkına da belki girerek bu sınavı tekrarlamayı düşünmüştüm. Yok siz işte saz çalıyormuşsunuz. Allah Allah ne alakası var? Yani onu teneffüste yapıyoruz. Bu başarılı olan öğrenciler nasıl başarılı oldu? Onların velileri dediler ki hayır hoca ders anlatıyor. Çocuklarımız çalışıyorlar, yapıyorlar. Şimdi yani çalışmamasının gerekçesini, bahanesini, suçunu başkasına yükleme, yani insanın tabiatında olan bir rezilettir. Yani bütün hareketleri, davranışları, eylemleri fazilet ve rezilet olarak ikiye ayırmamız gerekirse bu rezileti maalesef gösteriyor bazı insanlar. Çocuklarına da yansıyor bu durum tabii ki. Çocuğun terbiye edilmesi için onun işte gerekli düşünme mekanizmalarını kavramasına yardımcı olmak lazım. Önce hak, hukuk, saygı bunları öğretmek lazım. Ve şunu söylemek istiyorum. Üniversitelerde şu anda okuyan, daha önceden önceki yıllarda okumuş olan, saygın mesleklere gelmiş olan bütün öğrencilerime bakıyorum. Hepsi bizim derslerimizde de gerek ilköğretimde din kültürü dersinde gerek İmam Hatip'te meslek derslerinde son derece başarılı olan öğrencilerdi. Ve bunlar bu dersler üniversite sınavında soru çıkmayan dersler gibi görerek hafife almıyorlardı. Bunlara da çalışıyorlardı. Sadece edebiyatta, fizikte, kimyada, matematikte değil, bu derslerde de gerçekten çalışkanlıklarını gösteriyorlardı. Ama çalışmayanlar ve meslek derslerini bahane olarak, engel olarak gösterenler bir şey yapamadılar. Yani onlar için söyleyebileceğim bir şey yok.